Bizim paranın rotasından sonra ben bugünün gündemindeyken son dakika haberi olarak geldi. Biraz da şaşırttı aslında. Evet. Yüksek geldi. Ama tabii tütün ürünlerine gelen zam, işte alkollü içecekler aynı şekilde onlara gelen o vergi artışlarının yansıyacağını az çok biliyorduk aslında. Erdem başta bunu söylemişti. Ocak'ta yüksek gelebilir demişti. Sonra düşer demişti o. Evet. Tabii gıda fiyatları şaşırttı. Gıda fiyatlarına çok ciddi artış var. Evet. Barış Manço'nun şarkısındaki gibi domates, biber, patlıcan hakikaten zam şampiyonu oldu. Evet. oralarda çok ciddi vatandaşın sıkıntıları var. Bu sokağa da yansıyor. Bugün görüyorum sosyal medyada da bu çok konuşuluyor. Gıda fiyatlarındaki artış rahatsız edici boyutlarda. Onu biraz sonra detaylandıracağız. Hani o niye oldu? Tamam, hava koşulları olumsuzdu. İşte sel vesaire ürünlere zarar verdi. Üreticiyi sıkıntıya soktu. Bu biraz fiyatlara yansıdı ama onun dışında başka faktörler de var elbette. Çünkü bir örnek var mesela. Mandalina, az önce size de söyledim, 5.95 lira bu mevsimde enteresan. Olmaması gereken bir fiyatken böyle oluyor. Neden olduğu, nasıl olduğu konuşacağız ama isterseniz önce ekonomik boyutuna bakalım. Enflasyonun yükselişini siz nasıl yorumladınız? Beklentiniz dahilinde miydi? Ve bundan sonra Sayın Erdem Başçı'nın dediği gibi hedef tutturulabilir mi, düşer mi? Evet. Birincisi, dün de söylediğim gibi 1.2 bekliyordu en fazla piyasa. Yani 1.12 idi ortalama beklenti. Benim beklentim de olsa olsa hani 1.20 olsun diyordum. Hı hı. Hatta yayında da dedim ki 1.30-1.40 olursa çok yüksek gelmiş olur enflasyon. Ve TÜFE'de 1.65 gibi aylık bazda çok sert bir artış. Şimdi 1.65, hedefimiz ne? 5.30. Evet. Şimdi 5.30'dan 1.65'i çıkartırsan geriye 3.5 gibi falan bir rakam kalıyor. Öyle. Bundan sonraki 11 ayda 3.5 enflasyon eğer görürsek o zaman hedef tutmuş olacak. Şimdi Erdem Başçı şey diyordu, bir hani bir miktar yukarıda gelecek diyordu bu işte... Tütün ürünleri ve alkollü içkilere gelen vergiler ve zamlar nedeniyle. Ama o bir miktar derken tabii ki o miktar neydi bilmiyorum ama Sayın Erdem Başçı bunu bekliyor muydu? Böyle bir enflasyon 1.65, onu da bilmiyorum. Bu akşam kendisiyle bir araya geleceğiz. Baba Ali toplantıları kapsamında orada bir konuşma yapacak. Ben de orada olacağım ve orada ben de tabii gerçekten bu soruyu sormak istiyorum kendisine. Hani 1.65 kendisi de bekliyor muydu? Evet. Çünkü enflasyon beklentileri düşüktü. Benim tahminim hani 1.20 falan şeklindeydi. Şimdi geçmiş Ocak aylarının verilerine baktığımızda tabii ki böyle bir hani Ocak ayı verileriyle karşılaştırıldığında daha yüksek bir enflasyon. Yani diğer ocaklara göre bir enflasyon. Şimdi hemen ben bakıyorum. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında TÜFE 0.56 gelmiş. 2011'in Ocak ayında 0.41 gelmiş. Hı hı. Ve 2010'un Ocak ayında da 1.85, yani buna benzer bir rakam gelmiş. Zaten 2009'da kriz bayağı bir vurmuştu. Arkasından 2010'a girerken ekonomi toparlanıyordu. Ciddi bir kredi kullanımı vardı. İş talep büyüyordu. Oradan gelmişti. Ve 2009'a baktığımızda 0.29. Yani 2010'u çıkarttığımızda aylık enflasyon ortalama olarak 0.35 civarında gelmiş. Ve hesaplar şöyleydi. Alkollü içkiler ve tütüne yapılan zamlar ortalama olarak aylık bazda 0.70 civarında arttıracak. Dolayısıyla 0.35'e 0.70'e eklersen 1.05 yapması, hı hı, lazım. Fakat gıdada özellikle de sebze meyvede oldukça yüksek bir enflasyon var. Dediğin gibi domates birinci oldu. İkinci sırada patlıcan var en yüksek artanlar arasında. Bu da 1.65'e çekti. Şimdi bu tabii sorgulandı ve bu dövizde anında bir yükselişe sebep oldu. Yani dolar çok sert bir şekilde yükseldi. Bu arada tabii euro dolar paritesi de gevşediği için dolara karşı TL değer kaybetti ama enflasyonun etkisinin en az %80 olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız burada tabii ki şu noktalar da var Barış. Enflasyonda. Bir de I endeksi dediğimiz bir endeks var. Şimdi bir ülkede enflasyon kalıcı olarak yükseliyor mu diye baktığında, hı hı, burada I endeksine, yani çekirdek endekse bakmak gerekiyor.
Çekirdek endeks 5.72 yıllık olarak gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla çekirdek endekste çok büyük bir artış, net bir artış olmadı. Daha çok geçici mevsimsel etkilerden kaynaklanan bir artış görüyoruz. Bu arada petrol fiyatlarının da artması da ki benzin tekrar 5 liraya geldi. Bazen düşüyor biliyorsun. Sonra tekrar yükseliyor. Son zamanlarda da dünyada küresel ekonomik büyüme nedeniyle böyle bir beklenti oluştuğu için petrol fiyatlarında da yukarı yönlü bir eğim var dünyada genel olarak. Yani önümüzdeki aylarda tabii ciddi bir endişe kaynağı bence enflasyonun hedefinin tutturulup tutturulamayacağı. 1.65 oldukça yüksek bir rakam. Bu aşamada üretici fiyatlarına baktığımızda üretici fiyatları çok ilginç. %0.18 düşüş gerçekleşiyor. Evet, orada yani üretici bir şey kazanmıyor aslında. Hı-hı. Peki üreticiden alıp tüketiciye o fiyatları o şekilde getirenler mi kazanıyor? Sen az önce yayına girmeden önce şeye dikkat çekmiştin. Güngör Uras'ın evet. Milliyet Gazetesi'ndeki yazısına. Çok doğru söylüyor Güngör Hoca. Yani domates fiyatı Antalya'da 80 kuruş, İstanbul'daysa 3 lira 75 ile 5.25 arasında, 375 kuruş ile 525 kuruş arasında. Bu nasıl bir kar? Yani ben şeyi biliyorum, sen de biliyorsun. Üretici asla kazanmıyor kardeşim bu ülkede. Yok hocam kazanmıyor. Yani kim, bak şimdi kitap yaz, tamam mı? Kitabı yaz, kitap çıksın. Dağıtıcıya kitabı, diyelim ki 20 liraya satılacak bir kitabı, dağıtıcıya 9 liraya 10 liraya veriyorsun. Tamam mı? Oradan o 20 liralık kitaptan 10 lirasını dağıtıcı kazanıyor. Zaten yazara öyle çok fazla bir şey düşmüyor. O yüzden hani kitap ancak idealist olursan yazıyorsun. Tabii, fazla tabii. Bir teşvik yok. Hatta telif ücretlerine bile, yani kitaptan aldığın telif ücretlerine bile şimdi vergi geliyor ki o da şey yapacak, etkileyecek. Üretici dediğim, yani basan adam, tamam mı? Bunun kağıdı var, boyası var, bir sürü mizampajı var, o su var, bu su var. Hı hı. Diyelim ki 10 liraya dağıtıcıya verdiği kitabı 3 liraya 4 liraya mal ediyor. Zaten 2-3 lirasını da şeye veriyor, yazara veriyor. Tabii. Oradan kazandığı 3 lira ama dağıtıcı 10 lira kazanıyor. Şimdi şeye bir bak, sisteme bir bak. Kimin dağıtma çok yüksekse o muazzam düşük fiyatlarla alabiliyor. Hal yasası çıkacaktı, hal yasası değişecekti. Şimdi süpermarketlere bakıyorsun, tamam mı? Onlar gidip direkt üreticiden alıp markete koyuyorlar hiç hale sokmadan. Tabii. Peki hale sokulduğunda ne oluyor? Orada işte komisyoncular ciddi anlamda tamam, onlar da bir emek sarf ediyor. Onlar da diyor ki git o zaman diyor Antalya'dan al 80 kuruşa domatesini diyor. Tamam mı? Hı-hı. Ben sana buraya kadar hizmet getiriyorum vesaire. Tamam da yani 80 kuruşu hadi %100 olsun şey. Maliyet, ulaştırma maliyeti bilmem ne vesaire %100 olsun. Getirdim buraya 1 lira 60 kuruş. 2 lira 60 kuruşu veya 3 lirayı kim kazanıyor? Orada kar marjı %300 civarında. Peki bunlar kayıtta mı? Bunlar oradan fatura alıyor mu, vergisini doğru düzgün ödüyor mu ben onu bilmiyorum. Ama görünen şu ki eğer Antalya'da 80 kuruşsa bu domates kardeşim, burada da vatandaş en fazla 2 liraya yemeli bunu. Yani en fazla %100 üzerine yemeli. Öyle olmalı tabii. Şöyle yani normal artık kargolar çok iyi iş yapıyor. Antalya'daki birisine ya şuradan bir kasa domates gönder dese gönderebilir. Daha ucuza gelir vallahi. Çok çok ucuza gelir yani. Üstelik etrafa komşuya falan da dağıtabilirsin. Onlar da getirme yani o işi senin yapman daha anlamlı olabilir. Yani. Yani bu sadece domates değil. Bunun fasulyesini, patlıcanını, biberini vesaire hepsini birlikte koyduğunda. Hocam şimdi internet siteleri var. Evet. Evet. Yöresel ürünler falan satıyorlar. İşte İzmir'in var, Kayseri'nin var, Antalya tarafı var mı bilmiyorum ama giriyorsunuz. Evet. Mutfak alışverişinizi tık 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 yapıyorsunuz. 50 lira ya da 100 liranın üzeri kargoda ücretsiz. Buralardaki fiyatların çok daha uygunu. Bir de çok kaliteli rahatlıkla mal gönderiyorlar Barış. Güvenilir siteler birçoğu da yapabiliyorsunuz. Ben bazı şeyleri yapıyorum öyle mesela. Çünkü seni bir defa kandırır site. Evet. 50 liranı bir defa alır, tamam mı? Dolayısıyla kaliteli göndermek zorunda, bir daha almayacağını da biliyor. Tabii. Yani sen ona domates geldi, çürük çıkmışsa. Yani şimdi bu şunun için veriyorum bu örneği. Siz dediniz ya hani kargo artık iş çok daha kolay. Nakliye bir kere eskisi gibi değil. Ama hala şu sistem var bizde. Ben de hani Çanakkale'li olduğum için o bölgenin işte domatesi meşhurdur az önce anlattım size.
Orada benzer problemler yaşanıyor. İşte tarladan çıkarken örneğin yaz aylarında 50 kuruşsa o domates, komisyoncu 25 kuruşa almak istiyor. Üretici diyor ki yok artık diyor. Çünkü sen İstanbul'da bunu 25 kuruşa alıp 2,5-3 liraya satıyorsun. Çok ciddi bir kar marjın var. Benim günahım ne diyor? 50 kuruşa al işte diyor. Almayınca ne yapıyor? Benim yanımda gözümün önünde tarlada bırakıyor domatesini. Aynen öyle. Evet. Onunla uğraşacağıma diyor. Zaten daha büyük zararım olacak. Şu zararla bari kendimi kurtarayım diyor adam. Orada eşe dosta satmaya çalışıyor. İşte 2 kilo, 3 kilo vesaire. Şimdi nakliye vesaire bu kadar hani gelişmişken, internet üzerinden alışveriş yapılabilirken, bu işler böyle halledilebilirken hala bizde klasik sistem var. Evet. İşte Antalya'da mesela bir üretici önce biri alıyor ondan, sonra o biri gidip büyük birine veriyor. O büyük biri başka büyük birine veriyor. Şimdi aradaki aracı bu kadar çok artınca, 3'e 5'e çıkınca ne oluyor? İşte 80 kuruşluk domates bize buraya geliyor 4 liraya. Aynen öyle. Yani hepsi çünkü kendi kar marjını koyuyor. Bunların artık hani dediğiniz gibi hal yasasıyla mı olur, başka şeyle mi olur, nasıl olur bilmiyorum ama bunların değişmesi lazım. Bunlar şimdi tabii enflasyona da yansıyor işte. Evet. Olan yine sokaktaki vatandaş oluyor işin neticesinde. Kesinlikle. Şimdi bizim arkadaşlarımız yine muhabirleri sokaklara gönderirler, pazarlara. Pazarda vatandaş yine ah yandım anam der. Yani durum evet. Bu. Evet, evet, gerçekten öyle. Ben şöyle söyleyeyim Barış, sonuç olarak enflasyon rakamı hakikaten endişe verici geldi. Bu yalnız faizler üzerinde çok büyük bir etki yapmadı. Hı hı. Faizleri çok fazla arttırmadı. Enflasyon geldiği anda bir miktar yukarı hareket gördük faizlerde. O harekette yaklaşık olarak 6 bas puanlık bir yukarı hareketti. Borsada çok olumsuz bir etki yaratmadı. Genellikle piyasa I endeksine daha çok odaklandı diye düşünüyorum evet. Ben. Ama dolar üzerinde oldukça etkili oldu. Bu nedenle de piyasa üzerindeki etkisinin çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Ama önümüzdeki ay Şubat enflasyonu çok çok önemli olacaktır. Yani Şubat enflasyonu bence bayağı bir piyasalarda acaba trendin değişip yani Sayın Erdem Başçı'nın dediği gibi düşüşe mi geçiyor yoksa gerçekten yükselişe mi geçecek? Şimdi geçen aylarda mesela geçen sene 2012'de Şubat'ta 0.56 olmuş enflasyon. 2011'de 0.73 olmuş. Şimdi 0.56'dan yüksek bir enflasyon gelirse Şubat ayında o zaman baz etkisi nedeniyle 7.31'den enflasyon 8'e doğru gelir yeniden. Peki hocam Şubat'ta sizin beklentiniz de ne olur? Şubat'ta gelir, şu açıdan gelir, gene zam geldi şeye, petrole. Yani Şubat'a yansıyacak o. 20 Ocak'tan sonra olan bütün zamlar Şubat ayına yansıyacak. Bir de bu zamların yaratmış olduğu bir şey etkisi oluyor. Yani özellikle petrol, akaryakıt zamları biliyorsun mecburen maliyetleri arttırdığı için diğer şeylere de yansımaya başlıyor. Ocak ayında da vardı. Sonuç olarak ben bu enflasyon rakamlarını gördükten sonra tabii ki biraz daha ekonomideki büyüme anlamında hani %4 olur mu? Hem kredileri %15'te tutarsa eğer ekonomi yönetimi artı enflasyon da bu şekilde olursa zaten milletin alım gücü çok düştü. Hı hı. Çünkü elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatlarının artmasının ben şu an esnaftan biliyorum. Ciddi anlamda satışları kesmiş durumda. Yani biz son çeyrek büyüme kötü gelecek yani. Evet. Son çeyrek büyüme. Cenk Özcan da bize tepki göstermiş. Demiş ki siz mazotun ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Antalya'dan İstanbul'a ne kadar nakliye tuttuğunu lütfen bilinçli konuşalım. Biliyoruz. Gayet evet, iyi biliyoruz. Biz ben Türkiye'de mazotun ne da. Kadar olduğunu biliyorum. çünkü ben de mazot alıyorum. Şöyle söyleyeyim, mazot artı 80 kuruşun bize yapsın hesabını göndersin. Evet yaparsa yani, Cenk Bey ben de memnun olurum. 5 liraya domatesi biz nasıl yiyoruz? Evet. Mazotun oradaki maliyeti nedir? Mesela o hesabı bize yapsın göndersin biz de bilinçlenelim bari. Evet. Yani şimdi, olacak şey değil. Yani onu savunmanın bir anlamı yok. Kesinlikle yok savunmanın bir anlamı hocam. İşte yani 80 burada. Kuruştan hani, sen... Bir kilo domatesi bir kamyonla göndermiyorsunuz sonuçta. Yüzlerce kilo domatesi. Neyse onun hesabını dediğim gibi Cenk Bey çok daha iyi biliyor anlaşılan o ki. Biz de bilinçlenelim lütfen bize yardımcı olsun. Gelelim Avrupa'ya. Şimdi evet. Enflasyonu konuştuk ama... Avrupa'da yine sert bir hava vardı. Neler oluyor, ne oldu şimdi? Borçlu ülkelerin krizi yeniden mi hortladı? Ne oluyor? Tam böyle hani toparlanıyor mu falan derken? Şöyle söyleyeyim. Borçlu ülkelerin aslında finansal ve ekonomik bir sebeple değil... Bu sefer yolsuzluklarla işte İspanya Başbakanı Rajoy'un... Evet. Daha önce örtülü bir yani örtülü olarak para kabul ettiği aldığı vesaire rüşvet aldığı yasal olmayan gelirleri olduğu falan konuşuldu. Tabii bu ciddi anlamda sarsıyor.
İspanya'da son yapılan seçim, son yapılan anketlere göre Rajoy'un desteği %25'e kadar gerilemiş durumda. Bu aşamada İtalya'da da Berlusconi muazzam vaat veriyor Barış. Bu vaatlere baktığımızda tam anlamıyla Avrupa Birliği'nin, hani Merkel'in, Sarkozy'nin vesaire, gerçi Holland'ın artık, Sarkozy diyorum, o zaman onlar başlatmıştı. Merkel'in, Holland'ın vesaire, bunların oluşturmaya çalıştığı genel hava var. O da mali disiplin devam ediyor havası. Hı hı. Eğer Berlusconi gelecek olursa işte emlak vergilerini azaltacak. Daha önce konan vergileri de indirime gidecek vesaire. Tüm bunların hepsini bir araya koyduğumuzda şunu söyleyebiliriz. Avrupa'da şöyle bir görüş, daha doğrusu şöyle bir endişe oluştu. Henüz bu endişe tam kendini göstermiyor ama acaba bu adam gelirse, Berlusconi yeniden gelirse, İspanya'da da bu olaylar sonrasında başbakan şey yapıyor, güç kaybediyor. Hı. Acaba bütün bu mali disiplinden ödün verilip tekrar başa dönülebilir mi? Bu endişeler başladı. Bu yüzden bir miktar İspanya ve İtalya faizlerinde 20 bas puan civarında bir artışlar oldu. Ama borsalarda bir miktar sert satış geldi Avrupa'ya. Bu Avrupa'daki sert satışlar aynı zamanda Amerika'yı da etkiledi dün gece itibariyle. Sonuç olarak genel anlamda baktığımızda henüz çok ciddi bir sorun olarak gelmiyor karşımıza. Ama ufak bir kaşıntı var o bölgede. Tekrar borçlu ülkelerin liderleri rehavete kapılıp nasıl olsa faizler artık buraya kadar düştü, biz de istediğimizi elde ettik, piyasalar da olumlu, artık Avrupa ekonomisi de yavaş yavaş büyümeye adım atıyor beklentileriyle veya gerçekten bu beklentilerle gidiyorlarsa yanlış yapıyorlar. İleride göreceğiz. Bir sorun daha var. Avrupa Merkez Bankası Başkanı biliyorsun Mario Draghi. Şimdi İtalya'da bir banka, batan bir banka, Monte Paschi. Monte Paschi Bankası'nın batması öncesinde Draghi'nin çok ciddi sorumluluğu olduğu ve dolayısıyla bunun soruşturulacağı vesaire konusu gündeme geldi. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nda kararları veren, bütün bu uygulamaları yapan adamın bir anda hakkında böyle şeyler çıktı. Tabii bunlar çıkınca da piyasa strese girdi. Peki hocam, şimdi az önce dolar demiştik. Sorulara geçmeden evvel, reklama gitmeden doları da bir konuşalım. Siz 1.75 ve altındaki seviyelerden alım öneriyordunuz. Evet. Dün bir sert artış vardı. 1.76-35 seviyelerine kadar yükseldi. Bu yükseliş sürer mi? Ne dersiniz? Şimdi dolarda şöyle Barış, dolarda grafiği verelim arkadaşlar ekrana. Bu 5 dakikalık grafik. Yani dün itibariyle 1.75'in altına geriledi. Yani 1.75 çizgisi şurası. Hı hı. Ve oraya bir çizgi atalım. 1.75'in altını gördü. Ve gördükten sonra tekrar yukarı döndü. Bu arada tabii saat 10'da enflasyon rakamı açıklandığı anda şurası. Enflasyon geldiği anda sert bir artış ve arkasından da bu dövizdeki artış devam etti. Şu an baktığımızda 1.76-50 seviyelerine kadar yaklaşmış durumda dolar-tl kurundaki artış. Hani 1.75 civarını daha önce de zaten genel olarak bir miktar dolar almak için, bu günlük grafik şu an, bir miktar dolar almak için iyi seviyeler olduğunu belirtiyorduk. Ve 1.76'ya geldi ki 1.75'ten ben normal şartlarda hemencecik hızlı bu kadar çıkışta beklemiyordum ama dün enflasyon rakamı sonrasında bu gerçekleşti. Bu artış devam eder mi? Bu artış bir miktar daha belki devam edebilir ama bugün bir geri çekilme ben bekliyorum. Yani dolardaki artışın bir sebebi de euro dolar paritesindeki düşüştü. Yani euro dolara karşı değer kaybedince biz de euroya karşı değer kazandık ama dolara karşı değer kaybettik. Dolayısıyla 1.77-30 seviyeleri çok güçlü direnç. Oranın geçilmesini beklemiyorum yani bu hafta içinde. Evet. Ama 1.77'ye kadar yükseliş olabilir. Fakat bugün bir miktar 1.75-50 ile 1.76-50 aralığında bir dalgalanma bekleyebiliriz. Onu da şöyle göstereyim. Yani şöyle, şu an bir miktar geri çekilme var. Yani şu bölgede bir miktar 76-50-77 seviyeler, ki şu şekilde bir dalgalanma bekleyebiliriz. Ama 1.75-50 seviyesi şurası.
bu seviyenin altına pek gelmek istemeyecektir. Dolar 1.7550'nin üzerinde ama 1.7650'yi de şu şekilde direnç yaparak bu bölgede bir miktar dalgalanıp bir miktar aşağı gelebilir kısa vadede. Biraz evet. daha orta 2-3 ay vadeli baktığımda yukarı yönlü hareket devam edebilir diye düşünüyorum. Peki hocam, bir reklam aramız var. Reklama gidelim. Reklamdan sonra izleyicilerimizden gelen sorular var. Onları aktarmaya başlayacağız. Kısa bir ara. Aradan sonra tekrar beraberiz. Çocuk sahibi olmak bir arzu, dilek, murat ya da ümit olmaktan çıkıyor. Ailelerin umudu gerçek oluyor. 2500 aileye ücretsiz tüp bebek projesi başladı. Acı Badem Sağlık Grubu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. İyiliğin resmini beraber bulalım. Yetimlere dünyanızda yer açın. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Paranın Otası devam ediyor. Hocam, şimdi yavaş yavaş sorulara da başlayalım. Tabii Euro-Dolar paritesi sorulmuştu. Az önce biraz siz değindiniz ama soruyu yine de aktarayım ben, Turgut Bey'in sorusunu. Hocam, Euro-Dolar paritesi çok güzel bir trend oluşturdu. Eğer ki kriz bitiyorsa en iyi hareket bence petrol ve parite de gerçekleştirecek. Bu habere dayalı satışlarda 1.3450 civarında paritede pozisyon açılmalı mı sizce? Avrupa'daki haberler satış için bahane mi edildi, ne düşünürsünüz demiş. Euro-Dolar paritesinde bir trend oluştu. Yalnız şöyle söyleyeyim, Euro-Dolar paritesi bence biraz şey yaptı. Biraz hani 1.3450'ye kadar gerilesin dedim ben. Hı hı. Hani 1.3450'ye gerileyince oralardan tekrar alım düşünebilir. Şu an 1.3450 seviyesinde. Şimdi dikkat edersen özellikle Euro-Dolar paritesinde şöyle bir şey var. Tam bu desteğe gerilemiş durumda. Grafiği verelim arkadaşlar. Yukarıda 1.37'yi gördü ve çok sert hareketler oluyor şu an Euro-Dolar paritesinde. Tabii dün Avrupa'daki bu sorunlarla birlikte Euro-Dolar paritesi gevşiyor. Ve bu gevşeme sırasında tabii burada beklediğini göreceğiz. Elbette ki 1.3450'den pozisyon alınabilir. Yani long pozisyon dediğimiz, hı hı, euroya geçiş pozisyonu alınabilir. Fakat onu yapacak yatırımcılar mutlaka şey yapmalılar. 1.34 burada verebileceğimiz önemli bir stop seviyesi var. 1.3415. Yani 1.3415'in altına düşerse eğer, evet, o zaman hemen stop yapmalılar. Eğer oradaki zarara katlanamayacaklarsa bence almamalılar. Şu aşamada Euro-Dolar paritesi, 5 dakikalık grafiklere bakacağım, bir miktar yukarı gidiyor. Yani 1.3460'ı görmüş ve yukarı döndü. Buradan itibaren bir yukarı hareket bence olacaktır. Bu yukarı harekette kısa vadeli değerlendirme yapıyorum. İlk tepki 1.3520. Yani şu an 1.3460, 1.3450 civarından alım yapılsa bile bir miktar, tabii yukarı hareket sert gözüküyor burada ama işlem miktarında da bir miktar artış var. Geri çekilme de olabilir burada. 1.3450 civarından alım yapan birisi 1.3415'i görürse satacak, yani stop yapacak. Orada 50 pip civarında bir zararı göze alırsa yaklaşık olarak 1.3520, burada da 70 pip civarında bir karı göz önüne alabilir. Biraz daha orta vadeli baktığımızda, yani belki Turgut Bey burada biraz daha orta vadeli soruyor, büyük bir olasılıkla soruyor. Ben şöyle söyleyeyim, biraz daha
şeyde Avrupa'da büyümeye ilişkin veriler, PMI verileri daha olumlu gelmeye başladığında o zaman Euro dolar paritesinde yeniden yükseliş görebiliriz. Yeniden 1.40'lara doğru gidebilir. Ama Amerika'da şu an konuşulan ki Fed'in üyelerinden çok güçlü olan bir Bullard var. Bullard şey dedi, yani bu parayı çekmeye başlamamız lazım falan diyor. Şimdi Amerika eğer bastığı parayı çekmeye kalkarsa biz Euro dolar paritesinde de çok sert satışlar görürüz. O yüzden işlem yapacakları ben kesin olarak şey öneriyorum. Yani burada stoplu çalışmalarını öneriyorum. Yani stop burası. 1.34-15 seviyesi. Bunun altına düşüş olduğu anda stop yapılmalı. Fakat teknik göstergeler, talep konsantrasyon eğrisi Euro dolar paritesinin bir süre 1.34-50 civarında dalgalanıp yukarı doğru 1.35-20-1.35-50 aralığına kadar bir tepki yapacağını sinyal veriyor. Dediğim gibi stoplu çalışmak şartıyla şu an long pozisyon alınabilir. Euro doları konuşurken Turgut Polat'ın sorusuna da bakalım. O da diyor ki Euro Japon yeni, dolar Japon yeni kısa vadeli değerlendirebilir misiniz? Şimdi Euro Japon yeni, biliyorsun Japon yeni sürekli yükseliyordu. 1 Euro 117 Japon yeni bu grafikte. Daha önce şöyle günlük grafikte aslında daha net göreceğiz biz burayı. Şu grafik çok çarpıcı. Yani Euro Japon yeni oranı 94'ten yaklaşık 127'ye geliyor. Bu çok büyük bir artış. Ve şu direnci de geçmiş durumda. Yani şurada bir direnç vardı. Euro Japon yeni bu direnci bana daha önce sorsalar geçemezlerdim. Yani burada satış önerirdim. Evet. Burayı da yukarı geçmiş durumda. Ama yukarı geçtikten sonra burası bir boğa tuzağı dediğimiz tuzak olabilir. Yani çok büyük bir rally var. Ve burada çok ciddi kazançlar da söz konusu. Bu nedenle ben bir düzeltme bekliyorum burada. Yani Euro Japon yeninde bir düzeltme bekliyorum. Ve bu düzeltmenin olabileceği seviyede 117.90 civarı. Yani bu düzeltme 117 seviyelerine kadar gelebilir. Bundan sonra Euro Japon yeni daha nereye kadar gider? Özellikle bu seviye yani 138 seviyesi. Çok güçlü bir direnç. Yani pek benim kırılmasını beklemediğim, hani izleyen bir 3 ay içerisinde kırılmasını beklemediğim bir seviye. Yukarı yönlü gitme olasılığı, gitme miktarında bir miktar daha az. Yani bir 10 Japon yeni kuruşu diyeyim ben. Daha gidebilir. Ama Japon yeninde şu an herkes şey yapmak istiyor. Buna katılamadım. Ben alayım bari. Şimdi mi alayım diyor. Bence o yanlış düşünce. Şu geri çekilme de, şu iki günlük geri çekilme de bir miktar daha tekrar yukarı hareketi başlatacaktır. Yukarı hareketi başlattığında ben short pozisyon açarım öyle olsam 126'da. Ama 127.50'yi de geçerse short pozisyonu kapatırım. Yani şurada bir boğa tuzağı oluşma olasılığı olduğunu düşünüyorum. Yani yukarı gidiyor gibi yapıp tekrar bu trendin altına düşmesini ve ne bileyim 115'e kadar bir geri çekilmesini beklemek daha anlamlı bence. Grafikler daha bunu gösteriyor. Çünkü çok uzun zamandır talep konsantrasyon eğrisi şeyde. Bir de şuraya dikkat edersen burada talep çok zirvede. İkinci büyük zirve daha yukarıda oluşmuş. Yani şurada oluşmuş. Şu şekilde bir ivme var. Ama talep konsantrasyon eğrisinde aykırılık oluşmuş aşağı yönlü. Dolayısıyla göstergenin gösterdiği yöne döner fiyatlar. Bu yüzden bir miktar geri çekilmeyi bekleyebilirim. Ama stop short açıp 127.30-135 de stop yapılmalı. Peki yine dövizden gidelim. Aydın Yağcı da diyor ki bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı efektif döviz kurunun piyasaya etkisinin nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Reel efektif döviz kuru biliyorsun şey Merkez Bankası'nın hani ben dolara müdahale ederim dediği bir şey. Son zamanlarda biliyorsun Ocak ayı itibariyle kapanış itibariyle dolar TL kuru daha önceki aralığa göre çok da fazla değer kazan yani TL dolara karşı çok büyük bir değer kazanmadı. Bir miktar değer kazandı ama ben bu 120'yi falan geçeceğini düşünmüyorum reel efektif döviz kurunun. O yüzden çok etkili olacağını zannetmiyorum ama bir sürpriz olur da içerideki fiyat artışları nedeniyle reel efektif döviz kuru 120'nin üzerine çıkarsa
dövize müdahale anlamında sözel müdahale gelebilir. Merkez evet. Bankası'ndan sözel müdahale gelebilir. Böyle bir müdahale durumunda da dolarda yeniden biz 1.77'ye doğru hareket görürüz. O şekilde etkili olur. Ama diğer piyasalar üzerinde çok fazla bir etkisi olacağını olmaz. Zannetmiyorum. Peki hocam, şimdi yeri gelmişken özür dilerim. Altını konuşalım. Kemal Öztürk de soruyor altını ve gümüş de yine Fatih bir sözün sorusu. Hocam gümüş hakkında da analiz yapar mısınız demiş. Önce altın, sonra da bir gümüşe bakalım isterseniz. Evet. Şimdi altında bunu ben sürekli söylüyorum ve izleyiciler, hatta webinar yaptığım zaman orada da yatırımcılar sürekli olarak aynı soruyu soruyor. Altın ne olacak? Hı hı. Ben de diyorum ki altın, bakın şöyle bir hareket yapıyor. Bunu hemen gösterelim. Burada altın düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor tekrar. Yani dikkat edersen şu iki tane çizginin arasında, yani şu çizgilerin iki tane çizginin arasında altın gidiyor geliyor. Evet. Ben de yorumumda diyorum ki altın artık bir kanala girdi. Bu kanalda aşağı yukarı hareketler yapacaktır. Önemli olan, bu kanalı aşağı kırarsa çok sert düşüşler olur. Yani 1630'un altında bir kapanış, 1630 doların altında altını çok sert düşürür. Ben 2-3 ay altında bir şey beklemeyin yukarı yönlü genel olarak diyorum. Bu yukarı yönlü 1700 doların üzerine pek gideceğini zannetmiyorum altının. Dolayısıyla 1700 ile 1640 arasında bu şekilde hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Şimdi kısa vadeli baktığımızda, kısa vadede dikkat edersen şu şekilde bir yukarı yönlü bir miktar ivme var. Hı hı. Bunun gidebileceği yer 1680 ile 1700 arası. Bu seviyeye gelirse short pozisyon açılır. 1705'in üzerinde bir kapanış olduğu anda o short pozisyon zararına kapatılır. Yani stop yapılır. Evet. Demek ki 1690 civarı short pozisyon açılabilir. Ondan sonra tekrar altının 1660'lara, 1650'lere gerilemesi beklenerek kar realize edilebilir. Veya eğer altın buradan aşağı yönlü bir hareket yapar, 1645'lere gelirse burada long pozisyon açılabilir. Ve 1675 civarında da bu long pozisyon kapatılabilir. Dolayısıyla altını bu kanal içinde düşünmek gerekiyor. Şimdi altın ne yapıyor diye sorduğumuzda, şimdi bak Barış, şu harekete bak. Şuradaki harekete bak. Nasıl altın ne yapmış bu kanal arasında? Şöyle bir yükselen kanal oluşturmuş. Ve bu yükselen kanal sırasında bizim sürekli alım önerdiğimiz yerde bu bölge. Yani 1550 ile 1600 aralığında mutlaka orta vadeli alım yapılmalı evet. diye. Ve bu bölgede zaten bizim o sıralarda artık çok yükseldi. 1700'lere kadar gerileyebilir dediğimiz sat bölgesiydi. Şimdi bu kanala girdik. Şu kanal içerisinde olacak hareketler bu kanal içerisinde olan hareketlere çok benzeyecek. Çünkü şu an altın için yönsüz bir durum söz konusu. Şimdi burada böyle bir artı eğim vardı. Şimdi şurada da hafif bir artı eğim oluşuyor. Dolayısıyla eğer 1655'in altına düşmeden gitgide sıkışırsa, o zaman önümüzdeki bir ay içerisinde altın 1700 yukarı geçer. Tekrar şurayı da yukarı kırmış olur şu trendi de. Bu trendi yukarı kırdığında da 1750-1800'e doğru yeniden gider. Bu kısa vadeli analiz. Ama orta ve uzun vadeye baktığımızda altını tutan evet. tutsun kardeşim. En az 1-1,5 yıl tutsun. Çünkü dünyaya bu enflasyon illeti gelecek. Hı. Ve bunu da Pimco şeyi çok ilginç bir benzetmeyle dün söylemiş CEO'su. Gerçekten şu an diyor basılan paralar adeta diyor Nova yıldızları gibi, hani patlıyorlar ya onlar sonra. Bu basılan paralar bir gün patlayacak. Bence de patlayacak. Dünyaya ciddi bir hiperenflasyon gelebilir. Şimdi yani. Hiperenflasyon demişken sabah ilk bölümde konuştuğumuz bu gıda ile ilgili, işte enflasyon meselesiyle ilgili o dikkat çekici bir mesaj var. Gıdada enflasyon yeni başlıyor diyor izleyicimiz. Evet. Adını vermemiş. Bu ay tarımda kullanılan sondajlara su sayacı takılınca ürün fiyatlarını tahmin bile edemeyeceğiz. Fasulye, nohut ve pirinci çay bardağıyla satacakları gün gelecek maalesef. Bunu 1998 Asya krizinde Orta Asya'da yaşadım. Tarımda kullanılan gübre, sulama için elektrik ve mazot, çiftçi kayıt sistemindeki herkese tüm vergilerden muaf verilmeli. Yoksa gıdada hiperenflasyon geliyor diyor izleyicimiz. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Şu an ne Merkez Bankası'nın ne ekonomi yönetiminin kontrol edemeyeceği şey gıda fiyatlarıdır. Hı hı. Hani et fiyatları yükseldiğinde ne yaptılar? Kolayca işte et ithali bilmem ne. Tamam mı? Evet. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Geleceğin işi bence tarım. Yani önümüzdeki bir 10-15 yılın işi tarım Barış.
Aklı olan şimdi o işe girer yani. Ama şimdi çok zorlanıyorlar. Bak şimdi zorlanıyorlar. Şu ara çok ciddi zorlanıyorlar. Aynı ne durumdayız biliyor musun? 1999'da deprem oldu ya. Evet. Deprem olduğunda sen hatırlıyor musun? Beylikdüzü'nde 10 bin liraya ev satıldı. Doğru. Yani benim kendi arkadaşım 10 bin liraya sattı ya oradaki dairesini. İnanılır gibi değil. Ve şu an üretici, tarım üreticisi yani çiftçi, hayvancılıkla uğraşanlar aynı o durumdalar. Yani yapacak bir şeyi kalmadı bu işin. Bir de şimdi işte su sayacı takılarak işte şey işi var. Onun ayrıntısını ben bilmiyorum. Evet. Ama anladığım kadarıyla işte orada kullanılan suya devlet su işleri ciddi faturalar gelecek. Hı-hı. Zaten adamlar ürettiklerinin parasını aracıdan almakta zorlanıyorlar. Yani üreten adam hakikaten bu ülkede değer görmüyor. Ben onu söyleyeyim. Yani bu fabrika üretimi de yapsa, şey de yapsa. Ve ileride bugünlere dayanabilen bu tarım işinde. Ayakta kalanlar çok. Bugünlere ayakta kalanlar ileride çok büyük refah yaşayacaklar. Hı-hı. Çünkü enflasyonist dönemlerde, hiper enflasyonların olduğu dönemlerde ki bu artık önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu enflasyonun gelmemesi neredeyse imkansız gibi bir şey. Enflasyonu önleyeyim dediklerinde ekonomide büyük işsizliklere sebep olurlar. Yani hiç kımıldayacak yeri kalmayacak dünya ekonomi yönetimlerinin. Sen bir yandan enflasyonu durdurayım diye faizi yükselttiğinde ekonomiyi darbe vuracaksın, işsizliği fırlatacaksın. Enflasyonu önlemediğinde bu sefer enflasyonist beklentiler değişecek. Bu yüzden portföylerde altın sürekli bulundurulmalı. %15-20 sürekli olmalı. Bu günlük hareketlere hiç ilgilenilmemeli. Artı yatırım yapılacaksa da böyle tarla vesaire falan hani gidip de çok güzel evi metrekaresi 1500-2000 liradan almak yerine gidip Çanakkale'de Balıkesir'de orada burada bir tarlası olsa hiç olmazsa öyle bir enflasyon döneminde domatesini biberini eker kendisi ve o çok anlamlı etki yapar biliyor musun? Kesinlikle. Yani enflasyonist dönemlerde kardeşim bunun önemi var. Üretilmiş şeyin önemi var. Çünkü kimse cebinde para tutmak istemez ki. Hatırla bunu defalarca söyledim yayınlarda. Anneler kızları için çeyizi ne yapardı? Buzdolabını alır, 2 sene önceden koyardı. Televizyon bilmem nesini, mobilyasını alır, 3 sene önceden koyardı. Çünkü elinde parayı tuttuğunda 1 ay sonra alamıyordu o şeyi. Böyle bir döneme belki 2014'ten sonra, 2015'te girilecek. Ama o dönemler geldiğinde ben bu e-maili gönderen arkadaşımızın çok haklı çıkacağını düşünüyorum. Peki Mehmet Cengiz Özgöz de diyor ki, yabancıların İMKB'deki toplam paylarını ve hisselerdeki takaslarını günlük olarak nasıl öğrenebiliriz? Günlük olarak öğrenemezsiniz. Ancak 2 gün gecikmeyle öğrenebiliyordunuz. Yalnız şunu da söyleyeyim. Para verirseniz öğreniyorsunuz. Yani şu an veri dağıtım şirketleri var ya. Bunlar Forex, Matrix, Reuters, Bloomberg vesaire. Bunlar yabancı takasını belli bir ücret karşılığında günlük olarak da sağlıyorlar. Evet. Günlük ücretleri birbirlerinden farklılık arz edebiliyor. Dolayısıyla onu görmek isteyenler şu an takas verileri 10 gün gecikmeli yayınlanıyor web sitesinde. Hı hı. 2 gün gecikmeli yayınlayanlar veri dağıtım şirketleri bunlar da ciddi paralar ödeyerek takasa bunları yayınlayabiliyorlar. Onlar da ne yapacaklar? Müşteriden çıkartacaklar bu ödedikleri parayı. Onlar da haklı. Hani demiş ya hoca, hanım sen de haklısın, o da haklı, herkes haklı. Şimdi hocam vaktimiz dolmak üzere. Şu an yabancı payını söyleyeyim. 65.61. Hı. Daha önce yabancı payı kaçtı? 66.1'di. Şu an 65.61. Yaklaşık 1 puanlık, %1 puan azalma var. Demin altına bakarken gümüşle sormuştum, onu atladık. Onu tamamlayalım, gümüşle tamamlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayacağız. Evet, gümüşte de altına benzer bir hareket oluyor. Şu an grafiği verelim arkadaşlar yine. Gümüşte şöyle bir trend vardı. Yani şöyle bir aşağı yönlü trend var. Ben tabii kalemle çizdiğim için böyle gözüküyor. Bir de yukarı trend var. Gitgide sıkışma var gümüşte. Gümüş altından biraz daha şanslı bugünlerde. Yani emtialar yukarı gittiğinde gümüş de yukarı gidecek. Şu seviye yaklaşık olarak 35 seviyesi. 35 dolar seviyesi. Buradan aşağıya 29 dolara kadar bir iniş oldu. Yani şimdi yaklaşık bir 32.5 dolar seviyesine geldi. Dolayısıyla gümüşte bundan sonraki hareket şu sıkışma, yani şu sıkışma çok bariz bir şeyi gösteriyor.
hareketi gösteriyor. Eğer gümüşte 31 doların altında kapanış olursa short pozisyonu açılarak 29.80'e kadar beklenmeli. 29.90'a kadar beklenmeli. Hı hı. Gümüş eğer 32.35'in üzerinde bir kapanış yaparsa ve özellikle de 32.50'nin üzerinde bir kapanış yaparsa şu an hiçbir pozisyon alınmamalı.